Bir masa. Arkadaşlar bunlarınız var. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mali Yardımcım, Sayın Rektörüm, Sayın Nilüfer Belediye Başkan Vekilim ve Sayın Değerli Konuklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a Fahri Doktora Payesi verilmesi törenine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi konulu konferansa hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz'un konuşmaları, video gösterimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın özgeçmişi, Fahri Doktora Payesi takdimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi konulu konferansı ve program sunumu. Değerli konuklar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir parçamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi'ye
Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu'nun Fahri Doktora payesi vermesi münasebetiyle bir araya gelmiş oluyoruz. Böyle bir sevinçli haberi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu doktora payesinin hem zat-ı alilerinin uluslararası ilişkiler alanında göstermiş olduğu gayret, Türkiye'ye olan işbirliği ve dayanışması, hem de Bursa Uludağ Üniversitesi özelinde ve genelinde de Türk Akademiyası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daima yanında olduğumuz fikrini dünyaya haykırmak üzere bu toplantıyı akdetmiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, bu salonun özel bir anlamı da var. Mayıs 2002 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Dektaş'a da bu üniversite bir fahri doktora, onur doktorası unvanı vermiş idi. Şimdi biz ikinci olarak zat-ı alinizle bunu gerçekleştirmiş olduk. Bizim daha geniş salonlarımız var. Orada da bu toplantıyı yapabilirdik. Ama böyle bir sembolik anlamı olması hasebiyle de, bir kadim tarihi anlamının olması hasebiyle de bu mütevazi salonda yapmayı tercih ettik. Kıbrıs bizim öteden beri canımız ciğerimiz olan, parçamız olan bir vatan parçası. 1570'lerden itibaren bize ait olan bir vatan parçası. Ama tarihi süreçte bir takım tabii sıkıntılar yaşandı. Şimdi artık bu noktaya geldikten sonra, dünyayla da bazı şeyler tecrübe edildikten sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi dünyanın gündemine girmelidir. Malumunuzdur ki, uluslararası ilişkiler, dünya siyaseti, adalet ve etik ilkeler doğrultusunda yürümüyor maalesef. Halbuki insan-insan ilişkileri, insan-toplum ilişkileri ve insan-devlet ilişkileri ve hatta devlet-devlet ilişkilerinin adalet ve etik ilkeler ekseninde gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat maalesef devletlerin belki ulusal çıkarları, belki menfaatleri, belki beklentileri hangi sahiplerle olursa olsun, başta Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm örgütler, tüm paktlar maalesef dünyada ilişkileri adalet ve etik ilkeler doğrultusunda yürütmüyor. Bunun en acı örneği de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve oradaki vatandaşlarımız, halkımız yıllardır yaşıyor. Bu salonda belki 1964 yılında yaşanan sıkıntılar, katliamlar, Milli Mukavemet Ordusu ki 64 yılında ben 7 yaşındayım. Onu ifade edeyim. Pardon, 10 yaşındayım. 54 yılım, 10 yaşındayım. Ben hatırlıyorum. Ama bu salondaki arkadaşlar muhtemelen o tarihi hatırlamıyorlar. Belki biraz yaş almış olanları Kıbrıs 74 harekatını, birinci harekatı 20 Temmuz, 16 Ağustos ikinci harekatı bilebilirler. Keşke diyorum o zamanki yöneticilerimiz ve liderlerimiz topyekun Kıbrıs'ı özgürleştirselerdi, hatta Rumlara bile özgürlüklerini bahşetmiş olsalardı çok daha iyi olacaktı. Ama takdir böyleymiş. Takdir böyleymiş. Çünkü Güney Kıbrıs'ta da bize ait olan çok mekanlar var. İşte Hazreti Peygamber'in halası, Hala Sultan, Ümmü Haram adıyla bildiğimiz. Güney Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları oraya geçmek isterse izinle geçiyor. Bu hak ve reva mı? Dolayısıyla
bizim topyekun, başta Türkiye Cumhuriyeti, ana vatanımız, ana yurdumuz olmak üzere, ardından inşallah Türk devletleri toplulukları, sonra Türkiye'ye dost ve yar olan ülkelerden beklentimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaları. Biz tanıdık ülke olarak. Ama diğer ülkelerinde artık yavaş yavaş tanımaları ve hak ve adaletin, insafın uluslararası ilişkilerde egemen hale gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, üniversitemiz 75 yılında kuruldu. Türkiye'nin artık köklü diye ifade edebileceğimiz marka üniversitelerinden birisi. Böyle bir üniversitenin rektörü olarak zat-ı alinize doktora payesi vermekten mutluluğumu ve memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ve zat-ı alilerini de bu yolla Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik kadrosu içerisinde yer aldığınızı ifade etmek istiyorum. Saygılarım. Sayın Rektör Hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sizlere video gösterimini sunuyoruz. Ve ana vatan Türkiye'ye tartılmaz bağlandığı dağra güçle demek. Kıbrıs Türk
katkıda ödediği bedenlerle, şehitleriyle, felakalıklarıyla yaşadığı zor durumlarla elbette bütün dünyanın gözü önünde kendi geleceğinin hayretli adına sahip olacaktır. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm ancak sonuç odaklı gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. Esas sorun Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda Ruhullah Kilisesi'nin 50 yıldır uzlaşmaz savunu sürdürmesi, Kıbrıs Türk'ünün hakkı ve hukukunu hiçe saymasıdır. Eşit varlığını kabul etmemesidir. Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. Adil, adaletli, hakkaniyetli, kalıcı ve eşitlik ilkesine dayalı bir çözüm isteniyorsa yegane çare budur. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını milli hassasiyetlere muvafık şekilde savunan cesur bir yürek. 60 yılı Kıbrıs'a bir kere var. Kıbrıs'ın istekleri hükümet olarak bir sorun olmalı. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar Cenevre'de çözüm odaklı, gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi, yenilikçi teklifi olan desteğimiz tam. Artık beklemeyeceğiz demenin mesajını verdik ve Maraş'tan başlıyoruz. Bizim adamız 23 yıldır onu bunu dinleyip Maraş'a sahip çıkmamış olmaktır. Ama Maraş'ı kapalı tutturdular bize güvenlik konseyi. Rum Cumhuriyeti'ni dinleyerek 47 yıldır kapalı olan Maraş tarafımızdan açılmıştır. Evet, doğru bir adımdır. Ve Türk Cumhuriyeti'nin bu konuda bize destek vermesi, bizleri ziyaretiyle memnun etmiştir. Hakkı maaşı adına kararımız Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Yeni bir süreç başlamıştır. Maaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemlendirmedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hep vardır. Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bu güzelin bölgenin değiştirilmesi, kaldırılması, insanlara kazandırılması için artık bizim yolumuz elbette barış yolu, huzur yolu, güvenlik yolu. Kardeşim Ersin Bey'e de bu gayreti, bu cesareti sebebiyle teşekkür ediyorum. Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum. Ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu Türkiye olarak, ana vatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum. Sevgili Türkiye'ler aldığımız Kıbrıs adasının elimizden nasıl sinsice alınmaya çalışıldığını hepimiz zaten biliyoruz. Biz 1571'den beri Kıbrıs'la bu müzeleri sürdüren bir halk, egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için ağır bedeller ödeyen, şehitler veren, her türlü terazime, soykırma, her türlü başlığa taşıdılar. Her dönem, her aşamada bizler bütün bunlara direndik. Direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim arkamızda güçlü bir Türk yaşamımız var. Temaslarımız sırasında bizi son derece mutlu eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir eşitlerdeki konuşmasıdır. Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Bu çağrı New York görüşmelerine damgasını vurmuştur. Çünkü bu çağrı bir eşitlerde yapılmıştır. Bu eşitler toplantılarından çok sayıda devlet başkanı, devlet büyüğü o toplantıda o zamandaydı. Elbette orada yapılan o konuşma bütün dünya merkezlerinde yankısı olmuştur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü artık yaşadıklar nezdinde tekrar kayda geçirirken
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımasına yönelik çağrı bizlerin her zaman bir beklentisi olmuştur. Çünkü bu bizim hakkımızdır. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Gerçekleri görmek isteyen herkes bugün adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bilmektedir. Bizim artık bu yeni siyaseti Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle sonuna kadar götürmekte ısrarlı ve karar olduğumuzdur. Türkiye'mize, ana vatanımıza artık egemen eşitliğe dayalı Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine bir çözüm olacağını bütün dünyaya bir kez daha kılıyorum. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz. O da bitti. O noktada artık yeni bir döneme girmiş. Federasyon desteği kapanmıştır. Hep yol artık iki devletin çözümü. İki eşit egemen devlet. Buradan taviz artık yok. Ege'den başlayan Doğu Akdeniz'e kadar kurulan bu büyük mücadelenin biz de Kıbrıs Türk Halkı olarak bir parçası olmak, bütün bu mücadelede bizim de bir rolümüzün olması bize gurur verir, bize onur verir. 1571 az evvel muhterem Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinde Akdeniz adalarına dahil olmayan ama Akdeniz'deki en önemli üssün İmparatorlar katılışıyla olmuştur. Bugün için Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın bir genelkurmay başkanımızın çok cesur bir şekilde bazı kararlılıklar burada ifade edildi. Türkiye için önemlidir. Abdülhamid Han isimli yeni sondaj gemimizin ayrıntısıyla seyre çıkması dolayısıyla yaptığı açıklamaları hep birlikte dinledik. Yeni gemilerle kutluğumuzun gücüne yüz katmaya devam ediyoruz. Tıpkı Fatih gibi bu gemimizin de vereceği bizleri haberlerle ismini milletimizin gönlüne yazdıracağına inanıyoruz. Fatih, Yavuz, Kanuni ve şimdi Abdülhamid Han'da umudun adı olmak için buradayız. Önümüzdeki süreçte hem değişim, konjonktür ve jeopolitik politikası bütün bu belirlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ülke olarak kendi sözünün geçmesi hem denizde hem havada, göklerde, hava sahasında büyük Türkiye'nin elbette yüzüdür. Büyük Türkiye'nin daha güvenlik içerisinde bu bölgede gerek ekonomik gerek siyasi hep yüzüyle yaşanabilmesi için çok değerli kavramlardır. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elbette ana vatanımız olan ülkenin garantörü Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki gücüyle oradaki insanlarımızın gönlü içerisinde yaşayabilmeleri için bu süreçleri yönettiğimiz bir pozisyondayız. Yeni siyaset Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemendir. Egemen bir devletin iş birliği ancak bir anlaşma olabilir. Egemen devlet de Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörünün devamını talep etmektedir. Egemen devlet de Türk askerinin orada bizim güvenliğimizi koruması için her daim orada kalmasını emretmektedir. Bunu talep ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı özellikle böyle düşünüyor. Hakan'ın Kutsi ve Murat'ı Mürevet Hanım'la onların yakaladıklarını halkım adına hissedebilmiştir. Hem eşini hem çocuğunu kaybetmiş bir kişinin o ruh haline vatan sağ olsun demesi her şeye bedeldir. Kendisini rahmetle anıyorum. O anda salonda hanım peynir ekmek, çay yapmış Ayşe Hanım'la Lübel Hanım, ev sahibinin hanımının akrabaları gelmişler. İlk durağımız o kabileriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağına götürdü. Abdülhamid Han gemisine refakatı eşlik eden Murat İlhan, Kutsi İlhan, Hakan İlhan bundan daha büyük bir şeref, bundan daha büyük bir vefa olamaz.
O isimle Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı davasını temsil etmektedir. Abdülhamit Han'la beraber üç geminin eşlikçi olarak onunla birlikte, onların rehberliğinde hemen de Kıbrıs'ın yanı başında arama çalışmalarında görev yapacak olması açıkçası Mavi Vatan'da üç şehidin görevlere devam ettiğini de gösterdi. Büyük milletimizin bağları, gönül birliği, kaderi, geçmişin tarihi bizleri bu çağda yapılan bu güzel çalışmalarla birlik ve beraberimizi korumakla bizleri ortak kültürümüzün gelecek nesillere taşınmasında gücümüzü daha da artırmak suretiyle kendimizi bütün dünyaya anlatırken soyumuzu, geçmişimizi ve milletimizin ortak olduğu ortak kültür, ortak edebiyat, ortak dil, ortak geçmiş, ortak tarih bizleri birbirimize bağlayan ve bizleri daha da güçlendiren en büyük özelliğimizdir diye düşünmek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnşallah yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türk Devletleri içinde göreceğiz. Kaderimiz bir, gönlümüz bir, soyumuz bir ve gelecek kadar birlikte olmak düşüncesiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türk Soy Ailesi'ne bir kez daha teşekkürlerimi belirtiyorum. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Büyük bir milletin evlatları olarak Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman başkalarının boyunduruluğu altına giremez. Benim yolum bizlerin yolu. Benim yolum Türk yolu. Benim yolum Kıbrıs Türk Halkı'nın bekası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istemesi ve Türk Türk dünyasında bize yapmışlar bir sebeple bağımsız, özgür ve haliyle Türk dünyasının bir parçası, Türk Cumhuriyeti'nin istemesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk Halkı'nın sonuna kadar bağımsız, özgür, olumlu bir şekilde yaşam mücadelesinin karşılandırılması gerekiyor. Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Değerli konuklar, konferansa geçmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın özgeçmişini seslendirmek istiyorum. Ersin Tatar, 1960 yılında Kıbrıs'ın merkezi, Bahçeli Evleri, Yasemin Kokulu Sokakları ile ünlü Lefkuşa'da dünyaya geldi. Anne tarafından ailesi Müftü Hakkı Efendi'ye ve ondan da ötesine kadar uzanır. Dedesi Cemal Müftüzade, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ün müsteşarlığını yaptı. Ersin Tatar, 8 yaşındayken annesi Canel Hanım yaşamını yitirdi. Babası Rüstem Tatar ise Kıbrıs Türk siyasetinin en önde gelen isimlerinden biriydi. Baba Tatar, 1960'ta Türk ve Rumların ortaklaşa kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Sayıştay Başkanlığı, 1967'den 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1983'e kadar Kıbrıslı Türklerin Maliye Bakanlığı'nı yaptı. Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarındaysa Türk heyetinin ekonomi danışmanıydı. Yani Ersin Tatar siyasetin içinde doğdu, siyasetle birlikte büyüdü. Tatar, ilk ve orta eğitimini Kıbrıs'ta, lise ve üniversite eğitimini ise İngiltere'de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olan Ersin Tatar, 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketi olan Pricewaterhouse'un İngiltere merkez ofisinde çalıştı. Sonra yolu, bir dönem dünyada adından en fazla söz ettiren firmalardan biri olan Polipek ve ünlü Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir'le kesişti.
Ersin Tatar, 1986-1990 yılları arasında İngiltere'de Polipek firmasında çalıştı. Önemli deneyimler elde etti, pek çok ünlü iş insanı ile tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldu. 1990-1992 yılları arasında da Ankara'da FMC Nurol Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nde finansman müdürü olarak görev yapan Ersin Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Türkiye'nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olan Show TV'de mali işler koordinatörlüğü görevini yürüttü. Medyaya özel bir ilgi duyan Ersin Tatar, 1996 yılında çok sevdiği vatanında ilk özel televizyon kanalı olan Kanal T'yi kurdu. Aşığı olduğu memleketine dönüşüyle birlikte aktif politikaya girmeye karar veren Ersin Tatar, görüşlerine en yakın parti olan Ulusal Birlik Partisi'ni adres olarak seçti. Ersin Tatar önce parti meclisine girdi, genel sekreter yardımcılığı yaptı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde ise Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan 8. Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan Küçük Hükümetinde de görevine devam etti. 2013 yılına dek başarıyla bu görevi sürdüren ve bu başarısı herkes tarafından ifade edilen Ersin Tatar, aynı yıl yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçildi. 2013-2018 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plan Komitesi'nde aktif görev yapan Tatar, bir sürede bu komitenin başkanlığını sürdürdü. Ersin Tatar, 8 Ocak 2018'de yapılan milletvekilliği seçiminde 3. kez parlamentoya girme hakkını kazandı. Tatar, aynı yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Ulusal Birlik Partisi kurultayında genel başkan seçildi. Ersin Tatar, 8 Mayıs 2019'da koalisyon hükümetinin istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi ve hükümeti kurarak 22 Mayıs 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı oldu. Ersin Tatar, aktif politikanın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüpte de görev yaptı. Tatar, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin, 2001-2003 yılları arasında ise Yeni Cami Adelen Spor Kulübü'nün başkanlıklarını yürüttü. Ersin Tatar ilk turu 11 Ekim, ikinci turu 18 Ekim 2020'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı oldu. Ersin Tatar 23 Ekim 2020'de yemin ederek ve görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan devralarak Cumhurbaşkanlığı görevini başladı. Şimdi Fahri Doktora Payesi verilmesi törenine geçiyoruz. Fahri Doktora Payesi verilmesine ilişkin üniversitenin senato kararı. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu'nun 22 Eylül 2022 tarihli ve 25 numaralı oturumunda alınan iki nolu kararı okuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik Başarı Ödülleri Yönergesi'nin 31/2 maddesi kapsamında olmak üzere Fahri Doktora Payesi verilmesine ilişkin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün teklifleri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 21 Eylül 2022 gün ve 74.296 sayılı yazılarının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Yönergesi'nin 31/2 maddesi kapsamında olmak üzere uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora Payesi verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Fahri Doktora Payesi'ni takdim etmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz ile Fahri Doktora töreni ve sonrasında konferansını sunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı sahneye davet ediyoruz. Sağ olun.
Eğilebilir miyiz? Otur. Layık görünmem benim için herhalde hayatımın en anlamlı ödüllerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bu alanda sizlere, senatomuza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Az önce özgeçmişinizi okurken gördünüz. Yani öyle bir hayat, öyle bir mücadele, iş durmak yok. Hiç durmadım. Hep çalıştım. Hep çalıştım ve hep türlü gibi çalıştım. Çünkü o doğduğum yıllarda az önce filmde de biraz yansıtıldı. Benim doğduğum evin iki mahalle ötesinde, hiç unutmuyorum rahmetli anacığım, babama Rüstem iki mahalle daha gelseydi bize daha göreceklerdi akşam dediğini hiç unutmuyorum. Yaşım 3. Yani siz 3 yaşında bir çocuğun bir şeyi hatırlayabilirsiniz, sorarsanız burada bilim insanları var. Ben hatırlarım. 3 yaşında o cümleyi hatırlarım. Çünkü öyle bir vahşet, öyle bir dehşet. Tabii kendimizi acındırmak için de söylemiyorum. Yani dünyanın çeşitli yerini görüyoruz. Bugün Ukrayna'da onları görüyoruz. Yani dünya öyle bir yer. Çağ bu çağ ama yine olabilir. Onun için ben Kıbrıs'ta da altıma diyorum ki, geçmişte yaşananları unutmayalım. Çünkü eğer saf davranırsak, barış için, kardeşlik için, artık dünya değişti, artık Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayacakmış. Federal bir çatı altında Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkını bir devlet çatısından buluşturacaklarmış. Ve ortak devlet bizleri Kuzey ve Güney Avrupa Birliği'ne alacaklarmış. Ve bütün müzakere tutanaklarında Ekim'de şu vardı, onunla birlikte sıfır asker sıfır kadar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için artık çekilecekmiş. Askerini de çekilecekmiş. Garantörlükleri de son bulacakmış. Diye ama biz öyle bir şey kabul etmeyiz. Etmeyeceğiz daha. Evet. Ve arkadaşlar Kıbrıs meselesinin geçmişine gittiğimizde ta 1571'i hiçbir zaman unutamayız. Bu Osmanlı'nın başkenti olan Bursa'dan bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü biz de oraya Osmanlı'nın torunu olarak gittik. 1571'de kaynaklardan çeşitli boyutlarıyla bunu teyit edeyim. 80 bin şehit verilerek fethedilen bir Kıbrıs'tan bahsediyor. Yani o zamanın devrinde Osmanlı İmparatorluğu tabii ki bu bölgelerdeki hakimiyeti artarken Kıbrıs bir cumanbaşı olmuş. Çünkü Kıbrıs önemli bir işte hem ticaret yollarının kesiştiği hem güvenlik bakımından hem Kıbrıs'üyle fevkalade önemli bir ada ki o önemin hala daha devam etmektedir. O zaman Osmanlı karar vermiş Kıbrıs'ı almak zorundayız. Ve 80 bin şehit verilerek bir yıl süren savaşlarda Osmanlı bizlerin ataları Kıbrıs'ı kimlerden? Venediklerden o zaman fethederek teslim almışlar. Ve 1571'den sonra elbette bizlerin ataları özellikle Konya, Karaman ve civar o yörük bölgelerinden Kıbrıs'a
götürmüşler. Aile aile bunlar kayıtlarda var. Ve o günden bugüne Kıbrıs mücadelemiz devam etmektedir. Tabii ki bizim için çok acı olan 1571'de 1878'e kadar Osmanlı'nın yönetiminde olan, 1878'de Osmanlı Devleti'nin çeşitli sınıflarından dolayı bir süreliğine, altını çizerek belirtiyorum, bir süreliğine İngiltere'ye kiralanmaz. Ama egemenlik o kira döneminde de tabii ki Osmanlı Devleti'ne aittir. Hatta 1907 yılında Winston Churchill, o zamanın genç bir sömürgelerden sonra bakanı, İngiltere'nin Larnaca limanına indiğinde oradaki papazlar ve kilisenin bir takım insanları biz artık Yunanistan'a bağlamak isteriz dediklerinde Winston Churchill'in kendilerine söylediği, hep kayıtlarda bunlar var. Biz Osmanlı Devleti'ne, sultana Kıbrıs'ı bu şekilde, yani İngiltere'nin yönetiminde bir süreç ve daha sonra da burayı söz verdiğimiz üzere Osmanlı'da bir iade etmek için buraya geldik İngiltere olarak. Buranın Yunanistan'a bağlanması gibi bir şey söz konusu değildir demiştik Winston Churchill. Ama maalesef işte bütün sıkıntılar Yunanistan'daki bunların hareketlenmeleriyle Kıbrıs'ta bir süreç başladı. Ve 1878'de bir süreliğine kiraladığımız Kıbrıs'ın 1914'te Dünya Savaşları'na birlikte İngiltere'nin ilhakını görürüz. İngiltere resmen tek taraflı hareket ederek, sözleşmeyi inkar ederek, birinci Dünya Savaşı'ndaki bana göre ikisi arasında hiçbir ilişki yoktur, bilim adamları bunu teyit etti, hiçbir ilişkinin olmamasına rağmen hukuksuzluğun bir çirkin örneği daha ve ilhak ediyor. 1923'te de artık tabii ki oradan koşuna göre Lozan Anlaşması'nda egemenliği kaybediyoruz. Yani 1571'de 1878'e kadar derler esasında bilim insanları için, akademik insanlar için tekrar ediyorum burada. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devamıdır. Egemenliği 1923 Lozan Anlaşması'na kadar devam eder. Düşünebilmişiz 350 yıl bizlerin egemenliğinde olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece 40 yıl uzaklığında olan bir Kıbrıs adasının bizim elimizden nasıl aldığını, nasıl silsice aldıklarını hep birlikte görüyoruz ve bizim için, milletimiz için elbette bu büyük bir hüzün kaynağıdır. Ve Kıbrıs'taki Türklerin de tabii ki büyük bir acısıdır. Çünkü bir ülkede elbette bir halk kendi devletini, kendi egemenliğini, kendi bağımsızlığını, hür iradesini ve kendi kendini yönetme hakkına sahip olmak ister. Elbette Kıbrıslı Türkler de kendilerine göre bir halk olduğuna göre bütün dünya evrensel beğenlemelerinde de olsun her türlü değerlendirmeye de bağlı olarak Kıbrıs Türk halkı neden? Dili farklı, dini farklı, görenekleri farklı, kültürü farklı, geçmişi farklı, tarihi bağlı ve tabii ki biz kökümüz belli, soyumuz belli, Anadolu'dan gelmiş, oralara yerleşmiş, Türk soyundan gelme bir Kıbrıs Türk halkı elbette Rum halkıyla hiçbir alakamız yok. Onların dini belli, dili belli, dili belli, kültürü belli, her şey belli. Ve Kıbrıs'taki yaşama baktığımızda kesinlikle ve kesinlikle Kıbrıslı milleti diye bir millet yok. Şimdi baktığımızda bazı çevrelere işte Kıbrıs halkı ve bizim Kıbrıs'ın kuzeyinde de zaman zaman bazı muhalifler işte Kıbrıs, Kıbrıslı, Kıbrıs halkı noktasında meseleyi oraya çekmeye çalışıyorlar ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta ne işi var gibi bir takım çirkin söylemler. Halbuki Kıbrıs'ta iki ayrı halk var. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir referansla söylediği gibi Kıbrıs'ta iki halk var ve şimdi iki devlet var. Bu iki devletin geçmişine baktığımızda çok şeyler söylenebilir. Ama 1960 öncesinde bildiğiniz gibi Kıbrıs Türkleri oradan yok etmek için, göç ettirebilmek için İngiliz sömürge yönetiminde bizlere karşı çok büyük oyunlar oynanmıştır. Uluslararası oyunlar oynanmıştır. 1923 Lozan Anlaşması'ndan sonra elbette tamamıyla egemenlik İngiltere'ye geçiyor. Ama Kıbrıs'ın tarihine baktığımızda tekrar ediyorum, bir temel not edilmesi gerekmektedir. 1571'den 1923'e kadar 350 seneye yakın bir dönem bu ada Osmanlı Devleti'nin ve daha sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinde olmuştur. Bütün bunlar Kıbrıs'ın tarihinde iz bırakan olaylardır. Çünkü o 350 dönemde, 350 yıllık dönemde Kıbrıs'ta Osmanlı Devleti'nin çok büyük eserleri, çok büyük hizmetleri, çok mücadelesi olmuştur. İngiltere 1923'te resmi olarak Lozan Anlaşması ile alıyor, 1960'a kadar. İşte 1923'ten 1960'a kadar olan dönemde
bizlerin binlerce vakfı ki 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın fethiyle ilk kurulan kurum Kıbrıs Vakıfları Vadisi. Bu çok önemli. Çünkü Kıbrıs'ın en eski kurumu Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta dahi Kıbrıs Vakıfları Vadisi. Binlerce vakıfla Kıbrıs Türk'ü oradaki ekonomik mücadelesini mal mülkünü koruyabilmiştir. İnanır koydu. Hem vakıflar idaresi hem mülkülük o şekilde bir düşünce sistemiyle, o şekilde bir yönetim anlayışıyla herkes malını genelde vakfederek gelecek nesillere aktarabilmiş ve Maraş bunun en büyük örneğidir. Bütün kayıtlar, bütün belgeler hem bizim Kıbrıs Vakıflar İdaresi hem Ankara'daki arşivlerde tümü Maraş'ın vakıf malları. Abdullah Paşa, Mustafa Paşa, Bilal Ağa ve farklı farklı bir takım bizim atalarımızın kurmuş olduğu vakıfların bir araya maalesef İngiliz sömürge döneminde tamamıyla paramparça edildiği, peşkeş çekildiği ve vakıflar hukukuna, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ona buna verildiği özellikle Rumların oradaki yaptıkları binalarda işte o güzel Maraş'ın 1950 yıllardan sonra dünyada aranan bir turizm mekanı haline gelmesi ve 1974'ten sonra bizim sınırlarımız içerisinde kalmasıyla elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik sınırları içerisinde olan Maraş'ın açılması bana nasip olmuştur. Az önce bu filmde gördüğümüz Rauf Raif Entaş 23 yıl önce işte Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir kararla Maraş'ı açmamıza engel oluyorlar. Bu şekilde bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Ama tabii ki o kadar farklı süreçler yaşadık ki Kıbrıs'ta bütün bunlar gecikmeli olarak olmuştur. Benim başkan olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığım öneri ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle Maraş'ı 2 yıl önce açtık. Ve bu da tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok büyük kazanı olmuştur. Çünkü Maraş deneyiminde hem tarihtir, hem geçmişimizdir, hem mücadelemizdir, hem de tabii ki bir marka yer olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm potansiyeli de artırmıştır. Ve bugüne kadar 700 binden fazla pandemiye rağmen karantina koşullarına 700 binden fazla insan orayı ziyaret etmiştir ve Kıbrıs'a her gelen yabancı olsun, bizim kendi insanlarımız olsun, dünyanın çeşitli farklı yerlerinde yaşayanlar Kıbrıs'a gelir gelmez birkaç görecekleri yerin arasında mutlaka Maraş'ta vardır. Mutlaka da Maraş'a da gidiyor. Dolayısıyla bu açılım çok önemli. O bakımdan İngiltere sömürge yönetiminde Kıbrıs Türkler çok acılar çıktı. Kıbrıs Türklerin Anadolu ile bağlarının kopartılması, aramızdaki o iletişimin, aramızdaki o münasebetlerin azalması ve hatta yok edilmesi, Türk bayrağımızın bile kendi okullarımıza, kendi devlet yönetimimize, vakıfları ilerimize çekilememesi, Atatürk'ümüzün fotoğraflarını bilmesi, Kıbrıs Türk'ü için gerçekten 1878'de Osmanlı askerinin alanın ayrılması ile büyük bir acı, büyük bir talihsizlik ve hep Kıbrıs Türk'ü acaba Osmanlı Devleti askerleri gitti ama Türkiye Cumhuriyeti askerleri Kıbrıs'a ne zaman gelebilecek, ne zaman tekrar Anadolu ile Türkiye ile bağlarımızı eskiden olduğu gibi o şekilde bir yapı içerisinde sürdüreceğiz. Bütün özlem ve hayal buydu. 1923'ten sonra bu EOKA terör örgütü daha da şiddetlenir. Grivas'ın Yunanistan'dan Gri Savunmas'ın asker getirmesiyle, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesine bulaşmasıyla, çünkü Yunanistan da kendine göre tarihte bilirsiniz, bağımsızlığını kazandıktan sonra işte kendine yakın farklı ülkelerle birleştirilmesi ve Megale Aydia dedikleri Büyük Yunanistan'ın yaratılması için kendilerinin o mücadelesinde farklı Ege adalarından sonra, o Rodos'tan girdikten sonra 13. ada dedikleri Kıbrıs'ta bir Yunan adası yapmak için her türlü girişimde bulundular. Zaman zaman İngiltere'ye de çalışmışlar. Tarih kitaplarında bunları göreceksiniz. Çünkü Winston Churchill'in de dediği gibi İngiltere anlayışı biz burada bir süreliğine ama bizim buradaki dönemimiz kapandıktan sonra, bittikten sonra statü değişikliğinde Lozan Anlaşması'nın 16. maddesi ki o zaman tabii ki İsmet İnönü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de mutlaka desteğiyle o madde oraya konulmuştu. Diyor ki Kıbrıs'ta ileride bir statü değişikliği olacaksa mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de söz hakkı olur. Bu Lozan Anlaşması'nın 16. maddesidir. Zaten onun içindir ki bütün bu inanların, bunların Kıbrıs Üniversitesi'ne bağlamak için ta New York'lara kadar bu meseleyi götürmeleri, oradaki bir takım onların mücadeleleri Rum-Yunan lobisinden, Amerika'daki etkinliğiyle ama her zaman söylüyorum,
Nur içinde aslında mekanları cennet olsun. Sayın o zamanın başbakanı Adnan Menderes ve o zamanın Dışişleri Bakanı Fatih Müftüzoğlu'nun büyük gayretleriyle elbette Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Bekirtaş ve onların arkadaşlarının da desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti birebir işin içerisine giriyor. Birebir Türk halkının buradaki hassasiyeti ve duyarlılığı gündeme getiriliyor. Çeşitli farklı meydanlarda Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, ya Taksim ya ölüm sloganlarıyla ve haykırışlarıyla buradaki kamuoyu büyük bir heyecanla hareketlendiriliyor ve New York'taki o görüşmelerde Yunanistan'a dur deniliyor. Yani Amerika'da o zaman belli ki bu iş köprüye gidiyor. NATO'nun müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti eğer Kıbrıs'ta farklı bir yanlış olursa Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlaması gündeme geldiğinde belki savaş bile çıkar endişesiyle arabuluculuk yapıyorlar ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması engelleniyor. Ama işte onun yerine İngiltere'nin artık o sömürge dönemindeki yılgınlığı ile artık bu işi sürdüremez noktada Kıbrıs kuruluş anlaşmaları ile yeni bir anayasayla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs'ta şu anda Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Ama maalesef 4 Mart 1964-186 olduğu kararla Birleşik Devletler'de evet bir çatışma çıktı. Kıbrıs Türklerle Kıbrıs Rumlar Kıbrıs'ta bir iç savaşa girdiler. Şu oldu, bu oldu. Bir süreliğine bir muhatap olması lazım. O muhatap da maalesef eli kanlı Papaz Makarios Cumhurbaşkanı olarak ve Rum yönetimi de bir arada Kıbrıs'ın tüm hükümetiymiş gibi öyle bir karar alındı oralarda. Kıbrıs Türkler de evlerinden, yerlerinden, köylerinden göç ettiriliyor. Çok şehitler veriliyor. Bir bakma soğukluğundan geçiriyorlar ve biz yıllarca en az halkımızın yarısı çadırlarda her şeyden yoksun. Ne sağlık, ne diğer ihtiyaçlar ama o mücadeleyi Kıbrıs Türk halkı hep kuzeye bakarak, hep Toroslara bakarak, hep Türkiye'ye bakarak Türkiye'den, Türkiye'nin Kızılay'ın getirdiği yardımla da orada o şekilde bir mücadele ama büyük bir mücadele. Çünkü biz orada gerçekten samimiyetle paylaşıyorum. Her zaman kendimizi Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak, mücahitler olarak, Mehmetçiklerle bir gün mutlaka 1878'de aramızda arayan Osmanlı askerlerin tekrar adaya gelmesiyle, tekrar buluşmamızla mutlaka tekrar hürriyetimize, egemenimize ve özgürlüğümüze kavuşacağız umuduyla o günleri birlik ve beraberlik içerisinde hep başarıyla sürdürdük. Ve Allah nasip etti işte o günlerden sonra ki 1963 Haziran'da işte barbarlık üresini gösterdik bu günler o binbaşı insanların olayından sonra yüzlerce insanımızın evlerinden yerlerinden alıp götürmeleri, şehir edilmeleri, köylerimizin yakılıp yıkılması, Erenköy olayları, Boğaziçi Geçitköy olayları ve daha neler neler. Ayvasıl şehitlerimiz var, Taşkent şehitlerimiz var, çok yerlerde farklı katliamlardan geçen Türk halkı direnmesini bildi. Ve işte bu Rum Yunan ikilisi 15 Temmuz 1974'te bir vahim hata daha yaptı. Neydi o? 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki junta askeri idare Kıbrıs'taki iş birlikleriyle Makarios, ki Makarios dediğim gibi Eli Papaz, Eli Kanlı Papaz 1960 kuruluş anlaşmalarından sonra Kıbrıs'a geliyor ve yaptığı ilk açıklama bu sadece bir sıçrama tahtasıdır. Geçici bir dönemdir. Asla bu böyle olmayacak. İngiltere'nin Kıbrıs'tan gitmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor ve bu enosis, yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için bir sıçrama tahtasıdır diyor açık açık. Ve tabii ki daha sonra bizlere saldırılar ve katliamlar 1974'e kadar işte 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki junta ile Gribas'ın iş birlikçileri Makarios'u bile deviriyorlar. Makarios yavaş yavaş Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için o şekilde bir siyaset yürütüyor. Ekonomik anlamda, sosyal ve kültürel anlamda Kıbrıs Türkleri yavaş yavaş göç ettirmek ve Kıbrıs Türkleri artık bu toprağa bağlılığını yok etmek pahasına sinsi bir mücadele zamana yayma. Ama Yunanistan diyor ki, bakın Yunanistan diyor bunu. Bir an evvel Kıbrıs Yunanistan'a bağlanır. Ve Makarios'a darbe yapıyorlar.
makarası Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan indiriyorlar. Samsun, o büyük terörist, bütçe belediye, Samsun Cumhurbaşkanı oluyor. Ve o gün 15 Temmuz 1974 akşamı ikinci Helen Cumhuriyeti'ni ilan ediyor. Yani Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin dilinde, Türkiye'de sadece 40 uzaklıkta, sabah yine kalktığınızda Türkiye'nin dağlarını net görebildiğiniz bir adanın tamamıyla Yunanistan'a bağlandığını ve işte Doğu Akdeniz'e ikinci bir Helen Cumhuriyeti olarak o şekilde bir açıklamayla kendilerini bu noktada büyük bir zafer kazandıklarını haykırıyorlar. Elbette Türkiye buna seyirci kalacak değil. Çünkü 1967 yılında Boğaziçi Geçitköy olaylarında, Geçitkale olaylarında pardon, Boğaziçi Geçitkale olaylarında çok sayıda insanlarımız o akşam şehir ettiklerinde Sayın Demirel'in talimatı olur. İşte Kıbrıs'a çıkartma olabilir mi diye. Daha önce Sayın İsmet İnönü'nün bu şekilde açıklamaları vardı. Ama o meşhur Johnson mektubu vardı, hatırlarsınız. Amerikan Birleşik Devletleri'nin bir mektubu oluyor buraya, Cumhurbaşkanı. Ve diyor ki, Kıbrıs'a çıkartma yaparsanız o zaman yalnız kalabilirsiniz. Bir NATO ülkesi olarak Kıbrıs'a çıkartma yaparsanız doğru olmaz. Rusya'ya karşı sizi savunamayabiliriz şeklinde. Ve mektubu okuduğumuzda bir bakıma Türkiye'yi tehdit edercesine böyle bir mektup karşısında Türkiye tabii ki bunu bir kez daha değerlendirmek durumunda kalır. Bir takım o zaman farklı sebepler de olabilir. Çünkü tank, tüpe, uçak, işte Amerikanlardan diğerlerinin bir takım buradaki askeri makamları tehdit etmesi noktasında bir süreliğine ertelenir. Ama Sayın İnönü'nün mektubu var şöyle, Sayın Johnson'a. Ne diyor Sayın İnönü? O mektubu çok dikkatli birkaç kez okudum. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'taki soydaşlarının soykırımını, katledişlerine ilelere seyirci kalamaz. Yani bu katliamlar, bu Kıbrıslı Türkiye'ye insanlar devam etse mutlaka Türkiye Kıbrıs'a çıkacaktır şeklinde cevabını verir. Ve işte o tarih 15 Temmuz 1974 bu Makaryos'u darbeyle indirildiklerinden sonra artık Türkiye kararlıdır. Türkiye ilk önce İngiltere'ye dalmış. Ben hatırlıyorum, ben İngiltere'deydim. Sayın o zamanın başbakanı Bülent Ecevit İngiltere'ye gelir, Londra'ya gelir. Ve o zamanın başbakanı James Callan'la görüşmesi olur. Ve İngiltere diyor ki, hayır biz müdahale tarafları değiliz. Zaten İngiltere'nin iki tane üssü vardır. İngiltere Kıbrıs'tan çekilir ama 1960 anlaşmaları dolayısıyla iki tane üssü vardır. Ve Kıbrıs'ta bu anlam tartışmalarında, Kıbrıs eğer anlam planına bunlar da evet deseydi Avrupa Birliği geleceğiydi. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasına rağmen o üsler hep orada kalıcı. Yani Kıbrıs o kadar önemli bir ada ki İngiltere hala daha o üslerin orada kalabilmesi için her türlü siyaseti sürdürmek kararında. Dolayısıyla evet 20 Temmuz bir cumartesi sabahı Türkiye Cumhuriyeti kararını verir ve müdahalesini yapar. Ve o Kıbrıs Barış Harekatı elbette Kıbrıslıların hayatında bir dönüm noktasıdır. Bizim için çok önemlidir çünkü Kıbrıs Türk halkı tekrar bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Ve ondan sonraki tabii ki süreçte Kıbrıs'ın yeni sınırlarıyla, nüfus modelisiyle Türkler tamamıyla kuzeyde, Rumlar tamamıyla güneyde ve Kıbrıs'ta o günden bugüne yan yana iki ayrı devletin olduğunu görüyoruz. Kendileri ne derse de desinler. Dünyanın bize yaptığı haksızlığı zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir mevcut de geçen hafta tekrar dünya devletleriyle paylaştı. Bize karşı uygulanan ambargolar ve izolasyonlar esas itibariyle Cumhurbaşkanımızın kullandığı kelime zulüm. Kıbrıslı Türklere uluslararası camianın, devletlerin kendi ilkeleriyle, kendi prensipleriyle, kendi sözleşmeleriyle ve uluslararası bir takım imza attıkları beyannamelerle ters düzen bir şekilde Kıbrıs Türk halkına uygulamakta olan ambargo izolasyonların, bir takım kısıtlamaların, bütün bu evrensel teamüllerle ve geleneklerle ve sizlerin söyledikleriyle ters düşmektedir. Çelişiyorsunuz. Dolayısıyla bir an evvel Kıbrıs Türk'e yönelik bu zulmün sona erilmesi ve uluslararası toplumun artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini tanıma noktasına geldiğimizi
kendisi orada ifade etmiştir. Bu tabii önemli bir açıklamaydı. Çünkü diğer şirketler de yapılmıştır. Ve Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadele ve gelinen noktada artık bizim, benim Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra federal temelde, yani programın başında söylediğim gibi Kıbrıs'ta bir ortaklık ve ortaklığın tamamıyla Avrupa Birliği içerisinde ve Türkiye'ye de sen Avrupa Birliği değilsin diye sıfır asker, sıfır garantör, sıfır asker, sıfır garantiyle Türkiye'nin oradan çekilmesiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızın, hukukumuzun tamamıyla Avrupa teslimi, Rumunay Finansı'na teslimi bizlerin elbette milli siyasetine fevkalade ters düşen, kabul edilmeyeceğimiz bir süreç. Dolayısıyla bunu bizim konuştuk olmamız lazım. Ve şu anda da durum o noktaya gelmiştir. Artık Kıbrıs'ta yaşananlar, Kıbrıs'ta hem Kıbrıs Türklerin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği iyi niyet, anlam planı 2003-2004 yıllarında hepiniz hatırlayacaksınız. Orada uluslararası toplumun büyük gayretleriyle ortaya çıkan o plana Kıbrıs Türkler her ne kadar da bizler için çok büyük sıkıntılar yaratacak olsa da ileride bizim uzlaşma adına, uluslararası toplumla buluşma adına Türkiye'nin de tepkileriyle evet dememize rağmen onlar %75'ten fazla bir oyla reddettikleri o plan ve ona rağmen, bakınız ona rağmen tek taraf olarak onların halk oyuna alınması, bunun hiçbir açıklaması yok. Değerli kardeşlerim, hiçbir açıklaması yok. Bu oynanan büyük bir oyundur, uluslararası oyundur. Bunu hepimiz maalesef görmek zorundayız. Çünkü oynanan oyun dediğim gibi Türkiye'nin oradan çekilmesiyle, oranın tamamıyla farklı güçlerin egemenliğine ve dolayısıyla yönetimine geçmesi noktasında bütün bu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginlikleri olsun, jeopolitik, jeostratejik her türlü her ülkenin arzu ettiği Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde yer alabilme kabiliyeti ve etkinliğine ve dolayısıyla oradaki bizim varlığımızın sürdürülebilmesi için belli ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesiyle ancak oradaki Kıbrıs Türk halkı kendi hem ekonomik hem kültürel hem siyasi varlığını sürdürebilir. Aynı zamanda güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman bu bölgedeki halkımızın, hukukumuzun, menfaatlerimizin korunabilmesi için ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli farklı ilişkiler içerisinde hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel, hem elbette milli değerlerle varlığımızı sürdürmek sadece hidrokarbon zenginlikleri paylaşımı değil, aynı zamanda hem mavi vatandaki halkımızı, hukukumuzu ki bunun içerisinde her türlü ekonomik değerler de olabilir ama aynı zamanda çok önem verdiğim hava sahası, gökler ve kur hatları. Çünkü meseleyi Kıbrıs Cumhuriyeti içerisine çekmeye çalışanlar, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olsa da adı, o Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin çok kısa bir zaman içerisinde oradan ülkenin çekilmesiyle yine bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşebileceğine dair benim hiçbir kuşkum yok. Çünkü oradaki dinamikler, oradaki yapı, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde olması, Yunanistan'da Kıbrıs durumların Avrupa Birliği içerisindeki mekanizmalarda, komisyonlarda ve bir takım karar alıcı noktalarda her zaman kendi hassasiyetlerini başarıyla kabul ettiklerini, ettirebildiklerini. Çünkü öyle bir hava var orada ki benim dediğime sen evet de senin dediğine ben davet değilim. Hem Yunanlılar hem Rumlar. İki oylar var Avrupa Birliği içerisinde. Dolayısıyla Avrupa Birliği yetkililerine ben her geldiklerine siz taraf değil, tarafsız değilsiniz, siz taraf oldunuz. Taraf oldunuz. Dolayısıyla 2020 yılında o benim için, bizler için önemli olan 5-6-1 dediğimiz Cenevre görüşmelerinde tabii Türkiye'ye danıştıktan sonra Avrupa Birliği ile masa dolayacak. Siz masa olamazsınız. Siz masa olamazsınız, siz tarafsınız. Siz tamamıyla Yunanlıların ve Kıbrıs Rumların hak ve çıkarlarını koruyorsunuz. Anlam planında beraber yaşadık. Anlam planında siz de işin içerisinde vardınız. Anlam planına hayır diyen Rum tarafı tek tarafı hukukunu anlıyor ve neye rağmen? Türkiye'ye rağmen de aynı zamanda bakınız Kıbrıs kuruluş anlaşmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmaları buradaki bilimsel ve akademik insanlara sızmıyor. Baksınlar açık ve net diyor. İkinci madde. Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir devlet veya devlet topluluğuna Kıbrıs üye olamaz. Çünkü Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Rumların orada barış yolculuğu içerisinde yaşamaları değil. Aynı zamanda Türk-Yunan dengesinin de sağlandığı çok önemli bir bölge, coğrafya ve dolayısıyla Türkiye'nin de fevkalade yakından ilgilendiği bir meseledir. Türkiye'nin burnunun dibinde 40 gün uzaklıkta. Dediğim gibi uçaklar 5 dakika sonra burada
insanlar yüzerek bize gelir. Şimdi bu ara bayağı Kürşat Düzmen eski bakanımız, o senede bir kaç defa yüzerek gider. Yani böyle bir yakınlık vardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burnumuzun dibinde Türkiye'ye Allah'a bu kadar bir yakın adanın bizlerden böyle kopartılmasına elbette müsaade edecek halimiz yok, etmeyeceğiz daha. Ama tabii ki bu süreçleri iyi niyetli ve uluslararası sözleşmelere, kurallara, bütün bunlara uygun bir şekilde sürdürmek durumundayız. Onun için her şeyi diplomasiye uygun ama milli şuurumuzun da hiçbir zaman unutulmadan bütün bu süreçleri yürütmek ve halkımızı da buna inandırmak, halkımızın da milli menfaatlerinin Kıbrıs'taki, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devletten geçtiğini, bunu her gün anlatmaya devam ediyoruz. Böyle platformlarda böyle fırsatların verilmesi elbette bu da önemli. Çünkü netice itibariyle sürekli olarak Kıbrıs meselesini kamuoyunun nezdinde tutmak lazım. Çünkü kuşaklar değişiyor. 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda o kuşak şimdi ben hep emeği geçenlere rahmet diliyorum. Çünkü çoğu insanımızı maalesef yaştan dolayı hep kaybediyoruz. Kıbrıs'ta da böyledir, burada da böyledir. Yeni kuşaklar devralıyor. Yeni kuşakları da, onları da aynı milli heyecan ve inanışla onları da bu meseleye inandırmak durumundayız. Onun için bunları en eşitli anlatmak ve onların karşı propagandalarına inanmamalarını, çünkü onun çoğunun sahte olduğunu, esas olanın bu olduğunu, esas olanın gerçek olduğunu, esas olanın 1571'den 1878'in de ötesinde 1923'e kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir süre egemenliği altında olan Kıbrıs'ın bizden nasıl kopartılmakta olduğunu, 1878'de nüfus sayımında Kıbrıs'taki Rum nüfus 100 bin civarında, Türklerin nüfusu 70-80 bin civarında. 1960'da 100 binden 400 bin artırılan Rum nüfus. Neden? Çünkü onların milli siyaseti Rodos'a girdikten sonra Kıbrıs'ı da bir Yunanistan'ın parçası yapmak. Mega ideal dediğimiz. Çünkü onlar için o çok önemli. Türkiye'nin tabii ki o yıllarda devri çok. Türkiye çok büyük bir devlet. Geçenlerde New York'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada Türk ve Amerikan derneklerine verdikleri o toplantıyı yaptı. Ben de vardım. Cumhurbaşkanımız dedi ki ben daha artık videodaki şeyi değiştireceğim konuşmamı. 95 milyon dedi. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu şu anda 85 milyon. Ama Almanya'da 4 milyon. Çeşitli farklı terimde şu kadar. Şu kadar toplamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya vatandaş gibi olan yurt dışındaki insanların da katılımında 95 milyon. Hanımefendiler, beyefendiler. 95 milyon. Türk Cumhuriyeti'ni bir kenara bakıyorum. Dün akşam bildiğiniz gibi Bursa'da Türk Cumhuriyeti'nin bazı cumhurbaşkanları bulduk. Hele inanamazsınız ama benim babam adı Rüstem, Tataristan'ın cumhurbaşkanı geldi. Adamın adı Rüstem. Dedim selam olsun. Bak ben dedim, kendim Tatar zaten. Sen geldin buralara, Bursa'da buluştuk. Benim babam adı Rüstem, benim göbek adım. Ben de Ersin Rüstem Tatar. Tataristan'ın cumhurbaşkanı Rüstem Bey'le buluştuk. Eşem'de tabii bu güzel bir duygu değil mi değerli arkadaşlar? Dolayısıyla bizim her zaman o milli heyecanı korumamız ve Kıbrıs'taki yaşayan biz Kıbrıslılar büyük Türk milletinin kopmazlık parçası. Hep Türk devletler teşkilatında, oralarda toplantıda söylüyorum. Diğer Türk devlet başkanlarına ve onların ekiplerine, arkadaşlarına. Biz evet bir takım siyasi sınıflara bağlı olarak şu anda uluslararası camia tarafından tanınmayabiliriz. Ama Kıbrıs'ın gerçekliğine baktığımızda Kıbrıs'ta iki ayrı halk var, iki ayrı devlet vardır. Kuzey Devleti Devleti Hanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olarak, Türkiye'nin tanıdığı bir Türk devleti olarak biz bütün bu Türk devletlerinin Doğu Akdeniz'deki en uç noktadaki sizlerin temsilcileriyiz. Sizlerin bu bölgedeki temsilcileriyiz. Onun için biz de elbette o değeri bulmak durumundayız. Çünkü hepimizin menfaati birlik ve beraberlik ve bu birlik ve beraberlik içerisinde bizim kendi milli hassasiyetlerimiz, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, akşam gerçekten muhteşem oyunlar gördük buralarda ve hepimiz gurur duyduk. Çünkü zengin bir tarih, uzun bir tarih, bütün bunların izleriyle, bütün bunların işte bizleri getirdiği noktada milli ve örf, adet ve değerlerle bu yapıyı sürdürebildik, sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü bütün bunlar bizler için önemli. Onun için milli şuur, milli hassasiyet, örf, adet ve genellikle
bütün bunları paylaşabilen, bütün bunları özümseyebilen, bütün bunları yaşayabilen halklar birlik ve beraberlik içerisinde bütün bu başarıyı sürdürmekle mükelleftir. Onun için ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Halkı'nın Cumhurbaşkanı olarak her zaman halkıma söyleyeyim. Bizim bakacağımız yer Kuzey'dir. Bizim elbette Avrupa Birliği ile Güney'le ilişkilerimizin iyi olması menfaatimizdir. Ancak oynanan oyunları mutlak sürekli görmeliyiz. Oynanan oyunlar bizi 74 öncesine götürebilir. 74 öncesine gittiğimiz anda bizim sonumuzun başlangıcıdır. Çünkü milli bir devlet olarak Kıbrıs Türk halkının kendi iradesiyle kurulmuş bir devletin ortadan kaldırılması bizim için büyük bir olumsuzluk olur. Onun için bizim için olan belki zahmetli ve zor yoldur. Yani devletimizi tanıtmak ve bütün bu ambargo izolasyonlar altında yaşayan Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesini ve kalkınmasını sürdürmek sanıldığı kadar kolay değildir. Sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'mizin adresiyle bizim insanlarımızın da çalışma gücüyle ve azmiyle ve kararlılığıyla bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok önemli turizm sektörü, üniversitelerimizde inanamayacaksınız ama 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda Anadolu'nun asıl proje dediğimiz, benim de maliye aldığım, Maliye Bakanı olduğum Erol Hükümeti'nin ve daha sonra İlsen Türk Hükümeti'nin, onları da buradan yer etmek istiyorum, girişimleriyle işte Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve o zamanın Devlet Tüm İşleri Mesulü Bakanı Veysel Eroğlu'nun da büyük gayretleriyle Aslim projesi dediğimiz, yabancıların bile inanamadığı Anamur'dan orada yeni yapılan Alaköprü Barajı'ndan Girne'nin Girne bölgesindeki Geçikköy Barajımıza yılda 75 milyon metreküp suyun aktarılmasıyla Aslim büyük projesi, hayal olan bir projesi gerçekleşmiştir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün burada sizlere de verdik olanlık büyük bir mutluluksunuz. Bana büyük bir şeref ve onur verdiniz. Bu konuşmayı ben saatlerce sürdürebilirim. Ama öz itibariyle elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir vatan toprağıdır. Bu vatan toprağında Kıbrıs Türk halkının ilanine kendi dinamikleriyle özgürlüğü ve hürriyeti içerisinde yaşayabilmesi ve Türk Cumhuriyeti'nin oradaki garantörünün devamı, Türk askerinin de orada caydırıcı bir güç olarak kalması bizler için vazgeçilmez çizgilerimizdir. Bunu bütün dünyaya haykırıyoruz, paylaşıyoruz. Ve geçen gün yine New York ziyaretimiz öncesinde bildiğiniz gibi yeni bir haber çıktı. Güney Kıbrıs işte bu Ukrayna Savaşı dolayısıyla Batı dünyasıyla birlikte hareket ettiğinden dolayı ve bazı kara para aklama olaylarında ki bu konuda da çok üzüldüler. Yine Amerika'nın direktifleri doğrultusunda hareket etmeye başladığından dolayı silah ambargosunun kalktığı. Yani daha fazla silah alabilirler noktasında. Dün de Sayın Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde buna seyirci kalmayacak. Eğer onlar silahları artırılarsa biz de silahları artıracağız. Ve bu tabii Kıbrıs için çok ayrı bir şey olmaz. Artık orada onlar düşünsün. Fakat netice itibariyle Kıbrıs meselesi hep gündemde. Dolayısıyla Kıbrıs meselesini konuşarak doğru noktaya ve hep birlikte geleceğe umutla ve bu bölgede Doğu Akdeniz'de hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve genelde baktığımızda bütün Türk dünyasının temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi, ulusal hak ve çıkarlarının korunmasında, Mavi Vatan'da ve fır hatları ve hava sahasında, o bölgedeki hakimiyetinin korunmasında bana göre değerlendirmem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemli bir statüye geldiğini, bu statünün korunması gerektiğini ve bu uğurda tüm Anadolu, Türkiye'nin her bir bölgelerinde gördüğüm ilgi ve alakadan dolayı hepinize görüntüme teşekkür etmek istiyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çok değerli rektörüne, öğretim görevlerine, senatosuna, öğrencilerine ve tüm çalışanlarına yürekten selamlarımı ve vakitlerimi paylaşıyorum. Allah'a çok sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Thank you.
Evet.